Selamun aleyküm değerli dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim köy kurabiyesi. Haydi bismillah başlayalım. Öncelikle yumurtamızla şekerimizi çırpalım. Malzemeler göründüğü gibi yoğurdum var, un, sıvı yağ, bir bardak şeker, yarım bardak portakal suyu, iki tane yumurta, bir portakal kabuğu rendesi, iki kaşık yoğurdum, yarım su bardağı denk ve unumu kontrollü koyup hamurumu yoğuruyorum. Yumurtamızın birinin sarısını yüzüne alacağım. Evet. Şöyle yoğurdumuzu alalım. Bir su bardağı şekerimizi ekleyelim. Evet, şimdi de yumurtalarımızı evet, sarısını üzerine ayırdım birinin. Şimdi çırpalım. Evet, çırpıcımızla çırpalım. Sıvı yağ ekleyelim. Yoğurdu ekleyelim. Portakal suyumuzu ekleyelim. Yarım su bardağı portakal, bir su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurdu ekledim. Şöyle çırpıyorum. Evet. Bir bardak sıvı yağ, 2 kaşık yoğurt, yarım su bardağı portakal suyunu ekledim. Bütün malzemelerden sonra unumuzu ekleyelim. Evet, kabartma tozumuzu ekleyelim. Bir paket kabartma tozu. Bir çay kaşığı karbonat. Evet, karıştıralım. Evet, ikinci bardağımızı alalım. Üç. Bardak unumuzu ekleyip iyice karıştırıyorum. Evet, açıklama kısmına ne kadar un gitti yazıyorum. Portakal, bir portakal kabuğu rendesini ekliyorum. Evet, 5. bardağımızı da ekleyelim. Şimdi elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet, elimle kıvam alacak.
Evet, yuvarlak yuvarlak yaptığım kurabiyelerimi şimdi üzerlerine yumurta sürüyorum. Evet, yumurta sarılarımızı kurabiyelerimizin üzerine sürelim. Evet, bu arada fırınımızı açtık, ısıtıyoruz. Hemen yumurtasını sürüp fırına veriyoruz. Evet, kurabiyelerimizin üzerlerine şöyle bıçakla çarpı işareti yaparaktan şöyle kesiyoruz. Üzerlerine şöyle ceviz koyuyorum. Kırdığım cevizleri ince ince kırdım. Evet, 180 derecelik fırında pişiriyoruz.